Değerli izleyicilerimiz, çok sayıda vatandaşımızın yaşamış olduğu Köln'de çok çok üzücü bir olay meydana geldi. Bir baba boşandığı eşini, eski eşini ve 4 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü ve Ren Nehri'ne attı. İddialar bu yönde. Evet ve bu aile Türk. Haberin detayları şunlar. Hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Almanya'nın Köln kentine yakın Nail kasabasında 24 yaşındaki Anıl G. isimli Türk baba, 4 yaşındaki oğlu ve bir süre birlikte yaşadığı oğlunun annesi Derya S'yi bıçaklayarak öldürmekten tutuklandı. İşlenen korkut cinayetten bir gün sonra Derya S'nin cesedi Nail da bir liman mendireğinin altında bulundu. 4 yaşındaki çocuğun cesedi ise Ren Nehri'nin kölden geçen bölümünde ortaya çıktı. Derya Se'nin bir süre önce Anıl G'ye başka biriyle birlikte olduğunu söylediği belirtiliyor, iddia ediliyor. Anıl G'nin telefon kayıtlarında yapılan incelemede olay günü Cinayetin işlendiği yere gittiğine dair sinyaller bulundu. Cinayette kullanılan bıçak halen kayıp ve gözaltındaki Anıl'ın ise suçlamaları reddettiği belirtildi. Ancak savcı katil ve kurbanlarının cinayet mahallinde, olay yerinde buluştuğuna dair deliller olduğunu açıkladı. Ayrıca Anıl ile Derya arasındaki çeşitli yazışmalar da savcılık tarafından değerlendiriliyor. Derya ile oğlunun defnedilmesi için arkadaşı Gina M tarafından internette bir yardım kampanyası başlatıldığı da haberde ayrıca belirtiliyor yazıyor. Arkadaşlar konu nedir biz bilmiyoruz. Ancak konu ne olursa olsun hiçbir cana kıyılmaması gerekiyor ayrılmışın, bitmiş, çocuğun var. Zaten bana soracak olursanız kadın bundan ayrılarak bilmiyoruz tabii doğru bir şey yapmış bir canavarmış aslında. Eğer bu iddialar doğru çıkar hakim karısında da yargılandıktan sonra ceza alırsa ona biz katil diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar Avrupa'nın göbeğinde hala 50 60 yıl önceki kafayla hareket edip yaşamak zor olsa gerek. Korkunç bir olay. Çocuğunun annesini ve çocuğunu gözünü kırpmadan acımasızca planlayarak yanında o bıçağı getirerek planlamak demektir. Öldürüyorsun. Ve bu olay Alman medyasında manşetlere kadar çıktı. Tüm internet medyasında, televizyonda bu olaylar işlendi. Kıymetli izleyicilerimiz, evlenmek özellikle yaşı büyük olanlar daha iyi biliyorlar, benden yaşı büyük olanlar zor bir iş. Yaşamak zor bir iş. Çocuk daha da zor bir iş. Herkes kaldıramıyor. İşte bu olayda olduğu gibi. Yapamıyor. Şartlar, olaylar ne olursa olsun böyle bir şey düşünmek bile, cinayeti düşünmek bile, akıldan geçirmek bile arkadaşlar bu iddiaların yöneltildiği insanın nasıl bir ruh halinde olduğunun bize en büyük göstergesi. Şimdi bir anne ve çocuğu öldü. Öldüren kişi eşi, çocuğun da babası. Ne oldu? Ne çözüldü arkadaşlar? Çözülen nedir? Ne oldu? Neyi temizledin? Zaten ayrılmışsın. Zaten olay bitmiş. Senin yapman gereken babaya babalık yapmak başka bir şey değil. Cinayet planı falan yapmak değil. Şimdi ne çözüldü? Hangi sorunu çözdün? Neyi çözüme ulaştırdın? Eline ne geçti? Şimdi cezaevine gireceksin. Ölene kadar cezaevinde kalacaksın. ailen, senin kendi ailen, çevren, işin, gücün, hayatın, her şeyin yok oldu gitti. Neyi çözdün? Şimdi arkadaşlar hep bizim Türkiye'de de işte töre cinayeti, bilmem ne, olaylar falan, bilmem ne, kadına dayak, şiddet falan bu haberler bitmiyor. Arkadaşlar Tekrar ediyorum bu konularla ilgili benim düşüncem şu. Hiçbir cana başkasının kıyma gibi hakkı yok. Kendisinde bu hakkı gören de bir cana vardır. Kardeşim varsa bir sorun ayrılırsın ki ayrılmışsın. Bitmiş. Senin yapacağın çocuğa babalık yapmak başka ne, neyin peşinde koşuyorsun? Ne kadar üzücü bir durum. Sen nasıl kıydın 4 yaşındaki kendi öz evladına nasıl kıydın? Kadına nasıl kıydın? Hiç mi vicdanın yok ya? Hiç mi insanlık namını hiçbir bir şey yok senin içinde ya? Hiç mi bir şey yok? Nasıl kıydın o 4 yaşındaki evladına nasıl kıydın be vicdansız? Be Allah'tan korkmaz. Bıçağı yanında getiriyorsun, iki tane insanı öldürüyorsun. Sonra da götürüyorsun onu Ren Nehri'ne atıyorsun. Sonra da bir şey yokmuş gibi gidiyorsun işine gücüne. Sonra yakalanıyorsun. Allah insanları kötülerle karşılaştırmasın değerli izleyicilerimiz. Kim olursan ol hiçbir önemi yok. Karşına öyle biri çıkar, kötü insan çıkar ki hayatın zindan olur. Allah Bunlarla hiç kimseyi karşılaştırmasın. Böyle kötü insanlarla. Kadın olmak zaten dünyada başlı başına zor. Geri kalmış ülkelerde kadın olmak zaten ayrıca zor. Çünkü bizim toplumumuzda özellikle erkek egemen bir toplum. Dünyada erkek egemen bir toplum. Hani sadece hani Türkiye demeyelim. Dünyada erkek egemen bir toplum var. Toplumlar var. Kadın olmak başlı başına çok zor bir şey. Bir de böyle bir zalime denk gelirsen, böyle bir ahlaksıza, böyle bir katile denk gelirsen hayat senin için zindan olur. Oysa ne umutlarla evlendin, onunla beraber oldun, çocuk yaptın. Bak 4 yaşında çocuğum var. Ne umutlarla ne hayallerle bakıyorsun ki bir katille aynı yastığa baş koymuş. Çok üzücü bir durum. Yani insanın hele hele çocuğu ve kadını düşününce gerçekten içi parçalanıyor. Nasıl yaptım bunu ve vicdansız? Kendi öz evladına acımayan insan değildir arkadaşlar. Kendi öz evladına. Şimdi bu katilin ailesi de perişan vaziyette, kadının da ailesi perişan vaziyette. Yazık değil mi bu insanlara da? Ne geçti eline, neyi çözdün, hangi sorunu çözdün, bugüne kadar kim neyi çözdü de sen çözdün be kardeşim. Neyi çözdün sen? Böyle bir vahşice, canavarca ruh hali nasıl bir haldir ya? Değerli izleyicilerimiz, Allah tekrar ediyorum kimseyi kötülerle karşılaştırmasın. Sizden ricam lütfen bu konuyla ilgili görüşlerinizi videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Ne düşünüyorsunuz bu olayla ilgili? Kadın erkek ilişkileri konusunda ne düşünüyorsunuz? Eş olmakla ilgili, evlilikle ilgili ne düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Sizlerden bir diğer önemli ricam bu yayınlarımızın daha fazla insana ulaşması için mutlaka yayınlarımızı beğenmenizi, like atmanızı ve kanalımıza da mutlaka abone olmanızı sizlerden rica ediyorum.